Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok değerli dostlar, bugün aksamı seb'a, yani 7 kısım demek aksamı seb'a. 7 tane fiil çeşidi var. Onları görmüş olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Arapçada fiiller. Neye göre böyle 7 kısım denmiş? Seb'a 7. Aksam da hani kısmın çoğulu. 7 kısım. Neye göre? İçinde illet harfi bulunup bulunmaması yönüyle. İllet harfi nelerdi? Vav, ya, elif. Yani bu vav, ya, elif eğer bir fiilin içinde varsa onlara illetli fiiller diyeceğiz. Ama bu illetli harflerden birisi yoksa o zaman onlara da sahih fiiller diyeceğiz. Bu durumda ne oldu? Yani ilk önce ikiye ayırdık sahih fiiller. İkincisi illetli fiiller. Evet, peki sahih fiiller nasıl oluyor? Sahih fiiller 3 çeşit. Salim, mehmuz, muzaf. Salim yani ne illet harfi var içinde, ne herhangi bir hemze var, ne de böyle şedde var. Bildiğin ketebe, alime, şeribe. Yani bunun içinin gördüğünüz gibi şeribe içti demek mesela. Ne bir hemze var değil mi? Kara ede olduğu gibi. Ne de şedde var işte medde fiilinde olduğu gibi. Aynı zamanda herhangi bir vav ya elif de yok. İşte sahih fiiller bunlar olmuş oluyor. Şimdi tabi bunların ayrıntılarını düşünmeyin arkadaşlar. Tek tek işleyeceğiz çünkü. İşte misal fiil diyeceğiz başta illet. Ecvef fiil diyeceğiz ortada illet. Nakıs sonda illet, yani vav ya eliften böyle sonda olursa lefif yan yana iki illet. Şimdi sadece isimlerine bakalım, tamam mı arkadaşlar? Sadece isimlerine bakalım, tek tek işleyeceğiz çünkü. Ha bir de ne geçiyor arkadaşlar anlatabilmek için? Şimdi fiil dediğimiz şey sembol olarak 3 harfli. Hani feale kelimesinde böyle gösteriliyor. Bu sembolden yola çıkılıyor. İşte deniliyor ki fiilin birinci harfine faül fiil denilir. İkincisine aynül fiil ya da aynel fiil, hangisini daha rahat söylerseniz. Üçüncüsü de lamel fiil. Faül fiil baştaki harfinin sembolü, aynel fiil fiilin ikinci harfine deniliyor. Lamel fiil de fiilin üçüncü harfine deniliyor. Şimdi bunu çok duyacaksınız. Nasıl feale, hani üç harf, birincisi F, ikincisi hani ortadaki ayın, aynel fiil, sondaki de lam olduğu için lamel fiil. Yani fiilin lam kısmı, son kısmı. İşte aynel fiil, fiilin orta harfi. Fael fiil de fiilin baş harfi. Şimdi bunlar arkadaşlar duyacaksınız, böyle şaşırmayın, bu da neyin nesi demeyin. Şimdi sıradan hepsini bak göreceğiz Allah'ın izniyle. İlk önce nereden başlıyoruz? Sahih fiiller. Kaç taneydi sahih fiiller? Bak şurada gördük ya. 3 tane sahih fiil var. Yani illet harfi içinde bulunmayan fiil. İllet harfi yoksa o sahih fiil. Ha, bunlar da 3 çeşit. Salim, mehmuz, muzaf. Bak salim, mehmuz, muzaf. Sahih fiil bunlar. Yani içinde illet harfi olmayan. İllet harfi yok ama neden böyle üçe ayrıldı? Çünkü mehmuz hemzeli fiil, muzaf da şeddeli fiil. Ama ne hemze ne şedde yoksa o zaman da onun adı salim fiil oluyor arkadaşlar. İşte bakın böylece bu şekilde hepsini inceleyeceğiz. İşte herhangi bir, bak salim fiil tekrar edelim. Harfi illet dediğimiz, yani illet harfi dediğimiz elif, vav, ya harflerinden biri bulunmazsa, işte aynı cins iki harf yani şeddeli yan yana gelmemişse yahut harfler arasında hemze yoksa bu fiile salim fiil diyoruz. Bak şimdi burada gördüğümüz gibi celese oturdu, ketebe yazdı, fetaha açtı, alime bildi. Görüyorsunuz ne bir illet harfi var bunda, ne bir şedde olan var, ne de hemze olan var. Dolayısıyla
Mesela se'ele dediğin zaman ortada hemze var, değil mi? Ama bunlarda hiçbiri yok. Salim. Sağ salim döndün mü? Herhangi bir şey yok, değil mi falan deriz hatta. Salim fiil. Peki arkadaşlar, bu salim fiili Ketebe'yi, Fetaha'yı, Alime'yi, Celes'i tek tek çekmiştik. Bunları çekmeye gerek var mı? Yok. Yani çok meşhur derse başlarken malum Ketebe'yi bol bol hatırlarsınız. Ketebe, Keteba, Ketebu, Ketebet, Ketebeta, Ketebne diye çekmiştik. Onun için burada vakit kaybetmiyoruz. Problem yaşayanlar o bölüme dönebilirler. Kitabın hani fiiller bölümünün başına. Şimdi tekrar etme. Örneklerden bir iki verelim. Celesel evladu fil hadika. Çocuklar bahçede oturdu. Görüyorsunuz bu fiil de-da manasını veriyordu. Celese burada nasıl bir fiildir diye sorulduğu zaman ne diyeceğiz? Salim fiil. Niye salim fiil? İllet harfi yok, şet de yok, hemze yok. Fiilin içinde ondan salim fiil. Ha, bu fiil cümlesi olarak kurulmuş. Nasıl yani? Fiille başlayınca ne oluyordu? Fiil cümlesi. Ama isimle başlarsa ismin alameti el takısı, değil mi? Burada gördüğümüz gibi. Bir de onunla yaparsak isim cümlesi oluyor. İsimle başlarsak el evladu celesu fil hadikati, çocuklar bahçede oturdular derken el evladu fiille fail, bakın yer değiştirdi. Fail isim cinsi olduğu için isimle başlamış oldu. İsim cümlesi. El evladı. Tek fark neydi isim cümlesiyle fiil cümlesi? Arkadaşlar, başa fiil cümlesinde fiil geliyor ama ortada geldiği takdirde o fiil arkadaşlar çekime giriyor. Fail çoğul olsa da başa gelen fiil tekil, ama isim cümlesinde failden sonraya kalan fiil böyle celesi olarak gelmiyor, burası gibi celesu, yani çekimli hali, hani çocuklar dediğimiz için velet çoğulu evlat böyle çekimli geliyor. Evet arkadaşlar, salim fiilin durumu bu. Hemen mehmus fiile geçebiliriz. Mehmus fiil içinde hemze bulunan fiil. Bu hemze uzun hemze de olabilir, böyle sadece şapka halinde olan hemze de olabilir. Ha şimdi bak, fael fiil, aynel fiil. Eğer hemze fiilin başındaysa, hani fe, a, le dediğimiz zaman fe'si fiilin birinci harfini temsil ediyor. Onun için fael fiilinde hemze diye hocalarınız size söyler. Evet, o zaman ne oluyor? Mehmuzel fa adını alıyor. Yani kısaca mehmuz fiil de diyebiliriz ama daha ayrıntılı, profesyonel olsun diye işte başta olan hemze olursa onun adı mehmuzel fa, ehaze aldı, ekele yedi gibi. Ama hemze fiilin ortasındaysa, yani aynel fiili feale derken a ortada kaldı. İşte ona da ayın, hani feale temsili ya, aynel fiilinde ise mehmuzel ayn. İşte bakın, seele sordu. Seele hem sordu hem istedi manasına gelir arkadaşlar. Peki hangisinde nasıl gelecek falan? Bunlar hep baştan problem etmenize hiç değmeyecek şeyler. Yavaş yavaş hepsi oturuyor. Siyak sibak dediğimiz cümlenin gelişinden anlaşılıyor. Ha şimdi hemze fiilin sonundaysa, yani fealle dediğimiz zaman fiilin sonu lam ya, ona da lamel fiil diyoruz ya. İşte bu hemze fiilin sonundaysa ona da ne diyoruz? Mehmuzel lam diyoruz. Örnek olarak da kara e. Bakın hemze nerede geldi? Fiilin sonunda geldi. Kara e ne demek? Okudu demek. Genellikle arkadaşlar mehmus fiiller hani birinci ve üçüncü baptan geliyor. Birinci bab neydi? Mesela ketebe yektubu gibi. Birinci bab. Üçüncü bab neydi? Fetaha yeftahu gibi. Yani orta harflere bakarak hani söyleniliyor bu. Fetaha yeftahu. Bak, fete mana ortadaki fiil. Ortadaki harf Fetteha'da üstün. Yeftahu'da gene ortadaki harf üstün. Hatırladık değil mi? Bu babları
6 bab vardı Arapçada. Bunları yerlere bakarak görebiliriz tekrar. Evet. Şimdi arkadaşlar bak. Mehmuzel fa. Mehmuzel fa neydi? Başta hemze olan. Bak mazi malum ekele. Görüyor musunuz? Mazinin meçhulünü söylersek nasıl söyleyecektik? Bak mazi meçhul nasıl yapılıyordu? Hani ketebe, kütübe. Ha, burada da ekele, ükile. Ekele yedi, ükile yendi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl mesela şeribe içti, şuribe içildi. Nasıl yapılıyordu? Birinci harf ötre, ortadaki ya ya da sondan bir önceki esre. Ekele yedi, ükile yenildi. Peki ekelenin muzarisi, bakın birinci baptan ekele yeekülü. Muzarisi yeekülü. Peki muzari meçhul nasıl yapılıyordu? Hani nasıl yektubu, yüktebu oluyor? Bu da yükelu. Yeekülü, yükelu. Arkadaşlar bunların çekimleri rahatlıkla daha önceden öğrendiğimiz için yapılır diye düşünüyoruz. Yani bir de onların çekimlerini vermiyoruz ayrıca. Daha önce bol bol yapmıştık. Hani mesela ekele nasıl yapılır? Ekele, ekela, ekelu, ekelet, ekeleta, ekenli gibi. Ükile nasıl çekiliyordu? Ükile, ükila, ükilu gibi. Hatırlarsanız. Meçhul mesela her şey olmaz. Yani ükülü, onlar yenildiler. Müzekker. Yani meçhul duruma göre yani. Ama mesela muzari yeekülü o yer yeekülani o ikisi yer yeekülune onlar yer değil mi bunları biliyoruz ha bunun meçhulü nasıl yapılır yükelu yenilir şimdi birazdan cümle örneklerini de göreceğiz yükelu yenilir yeekülü yükelu mesela yükelül hubzu ekmek yenilir gibi şimdi başta bakın demek ki mehmuzel fa. Ha bu üçüncü baptan. Ha arada nadiren böyle daha nadir olarak dördüncü baptan da gelebilir. İşte en meşhur temsilcisi de Ezine. Ezine Yezenu. Alime ya'lemu gibi değil mi? Dördüncü babın temsilcisi Alime ya'lemu gibi. Ezine Yezenu. Bak başta hani hemze. Ezine, ezina, ezunu devam edip gider. Ezine izin verdi. Bunun meçhulü nasıl yapılır? Üzine. Birinci harf ötürü sondan bir önceki esre. O zaman ne olur? İzin verildi olur. Peki ezinenin muzarisi yezenu. İzin verir. Onun meçhulü, muzari meçhulü yüzenu. Yüzenu. Buna yükelü demiştik. Buna da yüzenu diyoruz. Değişen bir şey yok. Peki ismi failler geçecek değil mi? Kur'an-ı Kerim'de falan da bayağı geçiyor. Şimdi bak ekele. Ekelenin ismi faili. Nasıl fetaha fatihun, ketebe katibun, ekele de akilun. Hani iki e bir a etmiş oluyor. Akilun. Mana ne oluyor? Yiyen. İsmi faili ne demek? Fiili işleyen kişi. Yani failun. Feale yaptı. Failun yapan. Ekele yedi. Akilun yiyen. Ezine izin verdi. Azinun izin veren. Görüyorsunuz mu? İki E bir A etti. Böyle bu şekilde failun vezne sokmuş olduk. Fetaha fatihun. Ketebe katibun gibi. İsmi meful neydi arkadaşlar? Mef'ulün sigasına sokuyorduk değil mi? Ekeleyi bu kalıba nasıl sokarız? Mef'ulün kalıbına me'kulun. Mana ne olur? Yenilen. Yenilen. Nasıl mesela ketebe yazdı? Mektubun yazılan oluyordu. Bu da me'kulun. Yenilen oluyor. Ha, peki ezineyi nasıl yaparız o zaman? Me'zunun. Yani mef'ulün kalıbına sokunca me'zunun izin verilen arkadaşlar. Hani tıpkı ketebeyi mektubun yaptık. Bak bunları da me'zunun, me'kulun aynı şey. Sadece başta hemze olduğu için me'zunun, mef'ulün
gibi, mektubun gibi, meftuhun gibi. Meftuhun da açılan, açılmış. Mezun, görüyor musunuz? Artık mezun olmuş, izin verilmiş okuldan mezun olmasına, terhis edilmesine. Evet, emri hazır neydi arkadaşlar? Muhataba. Ha, burada biraz dikkat gerekiyor. Şimdi bak, yekülüden kül oldu. Neden öyle oldu? Birazdan açıklayacağız. Veya şurada mı yapalım? Bak şimdi emir nasıl yapıyorduk? Ketebe yektubudan mesela hemen basitlerini aklınıza getirin arkadaşlar. Ekele yekülü ükül diyecektik, değil mi? Mesela ketebe yektubu üktüb. Ekele yekülü, bak şurada gösteriverelim hemen. Ekele yekülü, nasıl ketebe yektubu üktüp oluyordu? Ekele yekülü ükül aslında. Pardon, burada bir problem oldu. Bak ükül. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Üktüp gibi, bak bu da ükül. Ama ne olmuş? Dillerine ağır gelmiş arkadaşlar, ı kısmını çıkartmışlar ve sadece kül olmuş. Şurada anlatmış olmam. Evet, anlatmışız arkadaşlar. Bakın, muzari mütekellim vahde mesela yekülüden aynı şey o tarafta söyleyeceğiz. Emirde bunu nerede işledik? Ha, şurada. Evet. Arkadaşlar, emir fiili ükül şeklinde yazılmış arkadaşlar. Bakın, ükül şeklinde söylenmiyor emir fiili. Hani üktüp der gibi, burası da ükül şeklinde söylenmiyor. Hemzellilere mahsus olarak iki hemzenin okunuşu dile ağır geldiği için hemzeli kısım atılıyor şuradaki. Ne kalıyor geride? Kül. Geriye kalanın çekimi yapılıyor. Kül, küla, külü. Külü, küla, külne diye. Evet. Arkadaşlar hatırlayalım. Şimdi geri gelelim. Ha, şimdi dördüncü baptan olan izine öyle değil. Arkadaşlar emri onun, bakın. Mesela dördüncü baptan alimeye alemu i'lem oluyordu, değil mi? Mesela onun emri. Böyle yazın. Durdurun videoyu arkadaşlar. Emirleri hatırlayın. Hatırlayamazsanız emir bahsine gidin adım adımdan ya da sıfırdan Arapçadan. Bak, i'lem diyorduk. Burada da i'zen. İ'zen olacaktı, değil mi? Burada i'zen. Aşağıda onu söylemiş oluruz. Bir daha söyleriz. Hiç dert etmeyin. İ'zen de dillerine ağır gelmiş. Söyleye söyleye i'zen. İzin ver olmuş. Şimdi arkadaşlar, hemzeli fiiller. Yani başta hemze. Mazi, muzari ve meçhullerinin çekimlerini daha önce yapmıştık. Sahiflerden pek farkı yok. Bu emri hazır hariç. Ha, bu ismi ve bak şurada söylediğimiz ismi fail ve mefuller. Eğer tayi merbuta eklenirse müennesi yapmış oluruz. Yani mesela akilun yiyen, ama bu müzekker, yani erkek için yiyen. Akiletün, hemen bir tane böyle kapalı T eklersek, bu da müenneslik alameti. Hani şimdi yanına müennesini yazıyorum demek oluyor. S harfi, sembolü yani. Akiletün. Bu sefer de bayan yiyen. Hiye akiletün. O yiyendir ya da yiyor manasında. Ama hüve akilün, bu da müzekker için. O yenilmiştir denildiği zaman, bak, mef'ulün, me'kûlün. Ama müennes bir şey söyleyeceksek me'kûletün. Çünkü müptedâ haber arasında uyum var ya, hani biri müzekkerse öbürü de müzekker. Müennesse öbürü de müennes. Me'kûletün o zaman söyleyeceğiz. Evet, tabi burada çok kalabalık olmasın, kafa şişirmesin diye sadece müzekkerlere örnek veriliyor. Peki neymiş dikkat etmemiz gerekenler şimdi? Muzari mütekellim vahde derken, evet bunu arkadaşlar, yekülü çektiğimizi hadi çekelim hep beraber. Şimdi bak, yekülü, yekülü, yekülani, yekülüne, tekülü, tekülani, yekülne, tekülü, tekülani, tekülüne, tekülüne, tekülani, tekülne. Şimdi dikkat,
E-ekülü diyeceksiniz değil mi? Hep şaşırıyor başlangıçta öğrenciler. E-ekülü değil. İşte dikkat edilmesi gereken bu var. E-ekülü değil, iki E bir A ediyor. Bak iki hemze yan yana gelince, bak E-ekülü değil, A-külü. Ben yerim oluyor. Hani ne dedik? Bak fiil baştan ye-ekülü, ye-ekülânü, ye-ekülünü diye çektik ya. En alt kısım, hani ben yerim. E-ekülü değil, iki E yan yana gelince dillerine ağır gelmiş. A-külü şeklinde söylemişler. O zaman ne oluyor? Ben yerim. Ha öbürü ne külü ne külü. Onda öyle bir durum zorluk hissetmemişler arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da onların diliyle kabul etmiş, söylemiş. Biz de aynen öyle söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Emir fiilinde bir de dikkat etmemiz gerekti, değil mi? Yukarıda hani açıklamıştık. Şurası ye külüden kül oldu, değil mi? Neden kül oldu? Bakın burada tekrar ükül. Yani ye-ekülü emir nasıl yapılır? Ükül son harfi cezimliydi ya. Hani bu da üktüb gibi. Bu da ükül. Ama böyle söylemiyorlar. İki hemze yan yana gelince dillerine ağır geldiği için hemze kısmını tamamen atmışlar. Ne kalmış geride? Kül. Geriye kalanın çekimini yapmışlar. Evet, böyle fiil muzari ya da emirlerde hareket değişikliği cezim yapıldığı zaman fiilin çekiminde yer alan nunlar düşüyor. Bakın şu kısımda olduğu gibi arkadaşlar. Mesela bak kül, küla, külü. Hani külü ne falan demeyin. Bak burası önemli. Burada nun söylemeyin. Yani kül, küla, külü, külli, küla, külne. Aa, bu cem-i müennes kısmı burası muhataba. Çünkü yapılıyor ya emir. Orada düşmüyor. Mebni. Bu kısım mebni arkadaşlar. Evet. Emir fiilleri mebni diye geçiyor zaten. Evet. Şimdi bak kül. Küla külü. Değişen bir şey yok. Zor olmadığını görüyorsunuz. Ama işte illaki böyle istisna olacak Arapçada. Arkadaşlar ama yezenu izen yaptık değil mi? Hani izen olacaktı ama dillerine söyleye söyleye. Aslında bizde de böyle arkadaşlar. Her dilde vardır. Geliyorum denmiyor, geliyorum deniliyor mesela. Zamanla diller daha rahat, daha kolay kullanıma doğru demek ki evriliyor böyle yani. İzen. Görüyorsunuz izen değil izen aslında. Şimdi dile ağır gelince izen halini almış. Çekim bu hale geldikten sonra izen, izena, izenu, izeni, izena, izenne. Tabii çekim çünkü hani iki nun bir kendi ezinenin hani nunu bir de cem-i müennes nunu geldi. Onun için bakın şeddeli yazılıyor görüyor musunuz? İzenne. Birkaç defa çekerseniz Allah'ın izniyle yerleşir değerli arkadaşlar. Hiç korkmayın. Yani bizler böyle olağanüstü kafaya sahip olduğumuz için olmadı. Bol bol tekrar ettik ve çalıştık. Hem salih amel işlemiş oluyorsunuz. Hem muazzam bir nimet Kur'an'ı anlayacağız. Var mı daha ötesi arkadaşlar? Muhteşem bir şey. Evet, orta harfi şimdi bakın mehmuzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mehmuzel fa başında hemze olandı. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bakın mehmuzel fa. Buna benzer arkadaşlar aynı halleri ehaze fiili için mesela yapmış olsak ehaze, uhize, yehuzu, burası yuhazu. Ha, bunun ismi fail mesela ehazenin ahizun. Değil mi? Me'huzun işte alınan. Burada yazmıyor. Görmek isterseniz aşağıda var. Ama hani şey olsun diye. Bu mesela ehaze ye'huzu emir nasıl gelir? Huz değil mi? Ü'huz değil de huz. Mesela emera ye'muru. Ü'mur değil mur. Hani yazın arkadaşlar bunu. Emera emretti var ya. Emera ye'muru. Onu bu hale koyun mesela.
Çok rahat yapabilirsiniz. Bak, amirun, emera'dan amirun, izin, emreden. Amir diyoruz ya, bize de geçmiş. Me'murun. Bak burası. Mef'ulun kalıbını sokunca emera'yı ne yapar? Me'murun. Emredilen demek aslında. Görüyorsunuz değil mi? Ha arkadaşlar. Emera'ya murum. Emir nasıl gelir? Mür. Değil mi? O da çünkü ekeleye ekülü, ketebe yektubu birinci baptan böyle. Dördüncü babın söylenişi sadece farklı. Orada da birkaç tane fiil var. Çok yok yani. Ama bunların da aslında en meşhurları ekele, ehaze, emera. Yani genellikle hep gramer kitaplarında bunlardan yapılıyor arkadaşlar. Tamam, burası da bitti. Değerli arkadaşlar, damlaya damlaya göl oluyor. Sakın sakın umutsuzluğa kapılmayın. Gerekirse birkaç defa dinleyin. Lüzumsuz şeylerde vakit öldüreceğimize, biz ahiret yolcusuyuz, öbür tarafa hazırlanmak durumundayız. Sakın sakın arkadaşlar, sağda solda lüzumsuz şeylerle vakit kaybetmeyelim. Faydalı işler yapalım, kendimizi geliştirelim. Allah bunu hem dünyada mükafatını verir, hem ahirette. Yani boş işlerle uğraşmak varken biz nelerle meşgulüz? Kur'an'a giden yoldayız Allah'ın izniyle. Evet, durum bu. Şimdi arkadaşlar, ortasında hemze olan fiil neydi? Mehmuzel ayn. Hani feale, ayn orta harf ya. Buna da mehmuzel ayn demişler. Peki onun meşhur temsilcisi nedir arkadaşlar? Bak, seele. Görüyor musunuz? Seele. Hem sordu hem istedi manası var. Mazi malum. Mazi hali seele, muzarisi yeselu. Seelenin mazi meçhulü nasıl gelir? Su ile. Nasıl ketebe kütibe, ekele ükile. Bak bu da seele, su ile. Baştaki ötre, mazi meçhul yapmanın kaidesi, sondan bir önceki esre. Mana ne oluyor? Soruldu. Seele sordu istedi, su ile soruldu istendi. Yeselu sorar, soruyor. İkisi de oluyor bizim Türkçemizde. Muzari, hani geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılığı muzari fiil olmuş oluyor. Peki bunun meçhulü yeselu, yüselu. Sorulur, soruluyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yeselu, yüselu. Evet, birinci harf muzari meçhul nasıl yapılır? Birinci harf ötre, sondan bir önceki üstün. Gelelim arkadaşlar ismi failine. Nasıl yapıyorduk? Failün vezne sokacağız. Seele failün vezne girince sailün, isteyen, soran. Peki müennesini yapmak istesek hemen kapalı T. Sailün, sailetün, isteyen, soran. Peki ismi meful? Mef'ulün kalıbına getiriyorduk. Bu sefer ne oluyor? Mes'ulün, istenen, sorulan. Yani sorumlu kişi, değil mi? Mes'ulün. Onun müennesi mes'uletün. Emri hazır. Dikkat. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nereden yapıyorduk? Mesela muzariden yapıyorduk ya, hani yes'elu, ye gider. Onun yerine ne gelir? Emze böyle. Soru, hani emir yapmak için is'el. Se'ele yes'elu is'el. Ondan sonra çekimi burada göreceğiz şimdi. Ha, arkadaşlar kısaca söylene söylene zamanla is'el yerine sel de demişler arkadaşlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ikisi de geçiyor. Birazdan ayet örneklerini de vereceğiz. İs'el yerine sel. Bakın yes'elü'den, hani y'yi atıp orta harf üstün ya da esre ise muzara harfi yerine ne getiriyorduk emirde? Esre. İs'el. Ama kısaca sel de demişler. Örneğe bakın arkadaşlar. İs'el, is'ela, is'elu, is'eli, is'ela, is'elne. Görüyorsunuz. Sadece muhataba yapılır emir. Evet, son olarak mehmuzel lam. Ne demek? Yani fiilin üçüncü harfini temsil ediyordu ya, üçlü fiillerin lam harfi. Yani sonda hemze.
fiilin hani bak karaya mesela kara e. Görüyor musun? Hemze en sonda. Onun örneklerinden şimdi bakalım bir de. Son harfi hemze olan fiil mehmuzel lam deniyor ona da. Kara e. Mazi malum. Ne demek? Okudu. Bunun muzarsı neydi? Bakın yakra'u. Okuyor, okur. İkisini de söyleyebiliriz. Meçhuller nasıl oluyordu? Kara e. Bakın birinci harf ötre. Sondan bir önceki esre. Kara e, kuri e oldu. Tabi artık okudu değil, okundu oluyor. Peki yakra o muzarisi. Muzari meçhul nasıl yapılıyordu? Baştaki ötre, sondan bir önceki üstün. Yani yakra o okuyor, okur. Bu yukra o. Yukra o. Okunuyor, okunur diyoruz. İsmi fail nasıl yapılıyor? Arkadaşlar çünkü hepsi geçiyor Kur'an'da. Kara'e nasıl mesela Fetaha Fatihun diyorduk. Kara'e de Kari'un. Hani fa'ilun veznine getiriyoruz. Kari'un okun, okuyan oluyor o zaman. Nasıl Fatihun açan, şaribun içen değil mi? Katibun yazan, kari'un da okuyan. İsim mef'ul nasıl yapılıyordu? Makru'un yani hangi kalıba getirdik? Mef'ulün. Mef'ulün. Şimdi kara'yı bu kalıba getirirsek makru'un. Mana okunan, okunmuş. Hani meçhul gibi yapıyor bu ismi mef'ul. Emri hazır nasıl olur? Emri hazırı nereden yapıyorduk? Muzari'den yapıyorduk. Bakın yakra'u. Y'yi atıp elif getiriyorduk. Orta harf üstün ya da esre ise başa gelen hemze esre oluyordu. İkra. Sonunda da cezim yapıyorduk. İkra mananı oldu, oku oldu. Peki bunu nasıl çekim yaparız? İkra yaptıktan sonra ikra, ikra a, ikra u, ikra i, ikra a, ikra ne? Yani sen oku, ikiniz okuyun, sizler okuyun üst kat erkeklere, alt kat bayanlara hitap ederken söyleniliyor. Sen bayan oku, ikiniz okuyun. Siz bayanlar okuyun oldu burası. Evet. Burada cümle örnekleri var arkadaşlar. Kendi kendinize yapmaya çalışın. Sonra da doğru mu diye örneklerden bakın. İnşallah değerli arkadaşlar. Ayet örneklerine de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okuyacağın zaman şeytandan Allah'a sığının diyor. Onun için evzu çekiyoruz. Evet bismillah veya estauzu billah deriz değil mi? Estauzu billah. Başta bir kere söylememiz yeterli. Lirricali nasibim mimmektesebu ve linnisai nasibim mimmektesebne. Şimdi burada nasıl başladı arkadaşlar? Harfi celle başlayınca var manası geliyor. Değil mi? Lir, racül çoğulu rical. Li harfi celle var manasında. Lir ricali erkeklerin vardır. Nasibün bir nasibi vardır. Bir payı vardır. Mimmek tesebu. Bu mimma min artı ma demek. Yani şeylerden. Mimmek tesebu. İktesebe yektesebu. Kazandı demek. Kazandıkları şeylerden. Min artı ma'yı kazandıkları şeylerden bir nasibi vardır. Bakın erkeklerin kazandıkları şeylerden bir nasibi vardır. Velin nisa'i kadınların vardır. Nasibun min mektesebne kazandıkları şeylerden bir nasipleri bir payları vardır. Yani ne denmiş oldu? Erkeklerin kazandıkları şeylerden bir payı ve kadınların kazandıkları şeylerden bir payı yani hissesi vardır. Yani dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir. Yani kadın da eğer kazanıyorsa maaşından ya da kazandığından istediği gibi tasarruf etme hakkı vardır. Emeğinin karşılığı olarak erkeğin de kadının da diyor Rabbimiz. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ. Bakın görüyorsunuz ne geldi? Emir. Se'ele yes'elu is'el is'ela is'elu. Vav başa gelince vavun harekesi baskın gelir.
O vasıl hemzesi şu aradaki arkadaşlar ve is'elu dillerine ağır geldiği için böyle geçilir. Ama Allah'tan Kur'an-ı Kerim harekelenmiştir. Biz direkt böyle okuruz zaten. Vas'elullâhe. Allah'tan isteyin. Ha, niye min konmamış denilebilir. Arkadaşlar artık Türkçe gibi düşünmeyin. O biraz da Türkçe ile Arapça kelimeleri söyleme tarzından. Mesela sana teşekkür ediyorum deriz. Eşkürük ederiz. Ama mesela başka şeylerde başka türlü söyleriz. Bunları takmayın, alışacaksınız. Sakın bunları problem etmeyin arkadaşlar. Bakıyorum ben sorulan sorularda YouTube'da hiç akla gelmeyecek sorular geliyor. Tabii ki sorulacak yani bunlar ama öyle büyütmeyin arkadaşlar. Yapa 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 kendiliğinden açılıyor size. Allah'ımız açıyor yani, kolaylaştırıyor. Vas'elullahi, Allah'tan isteyin. Yani şöyle düşünün. Se'ele yes'elu sözlükte ne demektir? Nokta noktadan istedi. Birisinden istedi. Ha, se'ele aynı zamanda sordu demek değil mi? Falana sordu. Nokta noktaya sordu. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Harfi cere ihtiyacı yok yani bu fiilin. Vas'elullahi, Allah'tan isteyin. Allah'a sorun denmeyeceği için Allah'tan isteyin hani. Min fadlihi, onun fazlından, Allah'ın fazlından isteyin. Onun lütfundan isteyin. Evet, yani onun lütfunu isteyin de denilebilir biz öyle söylediğimiz için yani. Minden dolayı illaki böyle motomat tercüme istiyor arkadaşlar da. Onun için o fazlından isteyin, fazlını isteyin. Yapa yapa alışılıyor. Ha, bak şimdi burada mesela Ves'elhum anil kariyetilleti kânet hadiretel bahri. Şimdi Ves'elhum, onlara sorun. Onlardan isteyin de olabilir yani. Onlara sorun, onlardan isteyin de denilebilir. Bak emir geldi. Se'ele yes'elu is'el. Sen sor. Onlara sor. Tekil, bak tekil is'elu değil burası. Gördük mü arkadaşlar? Yukarıda cemisi gelmişti. Bak burada tekil. Hani is'ela, is'elu burası is'el. Ama vavın harekesi baskın, ves'el. Ves'el. Fiile birleşen zamir meful. Ves'elhum, onlara sor. Anil kariyeti, kasaba hakkında sor. Hani an hakkında manası da veriyor değil mi? Belde hakkında, kasaba hakkında sor. Hangi kasaba? Bak isimden sonra gelen isim mevsul, o ismi açıklayacak demektir. Onun sıfatı oluyor. Kariye müennes olduğu için ellezi değil de elleti gelmiş. Ves'elhum anil kariyetilleti kânet hadiretel bahri. Denizin kıyısında olan, bak burada da isim tamlaması var. Denizin kıyısında olan kasaba hakkında onlara sor. Yani ve bu ve'ler yani Arapçada sanki virgül gibi arkadaşlar. Yani bir konu devam ediyor. İkide bir ve Türkçe'de hani pek denmiyor. Yeni bir cümleye geçiş hani gibi düşünebilirsiniz. Bazen nokta, bazen virgül gibi bizdeki. Evet, bakın burada da arkadaşlar ne geldi görüyor musunuz? Sel. Hani kısaltılmışı is'el yerine sel diyorlardı ya kısaca. Onların kullandığı dil olduğu için Kur'an-ı Kerim ikisini de kullanıyor. Sel beni İsrail'e. İsrailoğullarına sor. Beni İsrail'e. İsrailoğullarına sor. Beni ne? Aslında burası. Ama Cem Müzekker Salim muzaf olduğu zaman nun düşer. Hatırladık mı arkadaşlar? Onun için beninenin nunu düşünce beni kaldı. İsrail'e, aslında burası muzaf muzafın ile İsrailli olacaktı. Ne oldu da üstün oldu? Bir de arkadaşlar ileride göreceğiz. Gayrimunsarif diye bir ders gelecek. Arapçaya dışarıdan giren isimler işte İsrail gibi böyle bu şekilde esre almazlar. Esre yerine üstün alırlar. Ondan muzafın leh olduğu halde esre almadı. Gayrimunsarif bunun adı. İsterseniz açın adım adımdan ya da şeyden
Sıfırdan Arapça kitabınızdan fihrist bölümü var ya, konular bölümü. Gayrı munsarif bölümünü oradan bir okuyuverin. Evet. Hepsi salih amel arkadaşlar. Allah'ın izniyle onun istediği Kur'an'ını orijinalinden anlayacağız. Daha büyük nimet var mı arkadaşlar? Allah bunun karşısında ne nimetler veriyor, şaşar kalırsınız. Ben kendi hayatımdan tecrübe ediyorum. Elhamdülillah. Rabbimiz sana şükürler olsun. Evet, sel beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Kem ateynahum min ayetin. Bak kem var, bir de min var, görüyorsunuz değil mi? O zaman ne oluyor? Kemle aynı cümlenin içine min olunca ne diyorduk? Nice. Nice manası veriyorduk. Kem ateynahum min ayetin. Onlara nice ayet verdik. Bir de ayetinin sıfatı var. Neden? Bak her bakımdan ona benziyor. Bak esretemin esretemin. Müennes müennes. Ayetin beyinetin. Ne demek? Açık, apaçık ayetler verdik. Ne oldu o zaman? Ne diyoruz? İsrailoğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Ata yü'ti verdi buradaki fiil. Ata yü'ti. Evet arkadaşlar, var. Bakın gerisinde siz yapın. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Sadakallahül azim diyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bak 38 dakika olmuş şu anda. Başarılar diliyorum. Bu dersleri cümlemize yayın arkadaşlar. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sizin vesilenizle biri Kur'an'ı anlasa, o cennette Allah'ın izniyle derecemiz hepimizin yükselir. Rabbim bizi orada hepimizi bir araya getirsin. Cennette inşallah birlikte olalım diyoruz. Sadakallahül azim diyoruz ayetlerimiz için. Hepimize sevgilerimizi sunuyorum ben. Allah'a emanet olun. Çok değerli arkadaşlar.